Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile bisiklet turuna çıktık. O eğlenceli anlara ve Bozoğlu'nun açıklamalarına gidiyoruz. Irkımız bir vazgeçmem hayatta. Herkes gidecek yanımda ben kalacağım. Gitsin kimin olursa olsun demişsin. Hay hay sipim mi kıracağım? Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Boğaz'da bisiklet keyfi müzik bülteninde. Irkımız bir vazgeçmem hayatta. Herkes gidecek yanımda ben kalacağım. Gitsin kimin olursa olsun demişsin. Güneşli bir Haziran gününde Yeşim Ceren Bozoğlu'nu hazır bisikletiyle gezerken keyifli bir sohbet için durduruyoruz. Meğer ünlü oyuncunun bisiklet tutkusu çocukluğuna dayanıyormuş. İlk bisikletimi abime olan kıskançlığım sayesinde annemin babamın başının etini yiyerek aldırdım. O gün bugündür de bir bisiklet tutkunuyum. Şu anda kullandığı bisikletin bir hikayesi de var başarılı oyuncu için. Bu benim nişanlımın hediyesi bana atölyedeki çocuklarla beraber. Çok moralimin bozuk olduğu bir dönemde, çok yorgun ve mutsuz olduğum bir dönemde bana sürpriz yapıp aldılar işte moralim yükselsin diye. Çünkü tekrardan bisiklet sahibi olmak istiyordum. Bana göre aşk yok. Aslında aklında bir bisiklet daha almak var Yeşim Ceren Bozoğlu'nun. Ama kendine bir şart koşmuş. Şimdi kendime bir şey koydum, hedef koydum. Eğer işte Temmuz ayı boyunca minimum 25 gün bisiklete binersem o bisikleti almaya hak kazanacağım diye bunu da atölyeye götüreceğim. Bisikletin hem fiziksel hem de ruhsal olarak insanı iyileştirdiğini düşünüyor ünlü oyuncu. Bisiklet hem sağlık demek, hem güzellik demek, hem açık havada spor yapmak demek, dolayısıyla endorfin demek, mutluluk demek. Keşke daha fazla insan bisiklet kullansa. Bakalım bisiklete binerken müzik dinliyor muymuş? İlk bindiğimde yani hız yapıp antrenman modunda bindiğimde genelde böyle yüksek sesli Türkçe pop şarkılar dinliyorum. İşte yüksek sesli böyle daha disco ritimli, funky ritimli müzikler dinliyorum. O çünkü bir size ritim ve tempo veriyor. Dönüşte de genelde böyle smooth jazz, klasikler. Aynen. Canım burnundan geldikten sonra onlar daha güzel oluyor. Mesela şu günlerde neyi dinliyorsun, kimi dinliyorsun? Vallahi Ceza'nın albümünü söylemiştim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etmez sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seylim. Ceza'nın yanı sıra son zamanlarda dinlediği bir şarkıcı daha var Yeşim Ceren Bozoğlu'nun. Ceza'yı hala dinliyorum yeni albümünü. Bir de Gülşen'in bu son Bangır Bangır diye bir şarkısı var ya, evet. Klibi de çok güzel olmuş. Çok beğendim. Evet, çok da esprili bir şarkı. Yoğun olarak onu dinlediğimi söyleyebilirim. Peki söylüyor musunuz? Valla arada ağzından kaçırdığım oluyor böyle. Kaldır kollarını diye. Yavrum kaldır kollarını, teslim ol etrafın sarılı. Bunlar iyi günler, sana ben göstereceğim kıvrak oyunlarımı. Başarılı oyuncuyu hayranlarının ekranlarda görmek için sabırsızlandığını biliyoruz ama Yeşim Ceren Bozoğlu bu konuda pek aceleci davranmayacak gibi görünüyor. Bir de şu 30 kiloyu, 11 kilo verdim. 30 kiloyu tamamladıktan sonra Allah'ın izniyle yeni bir projeyle setlere geri döneceğiz. Bahar'a buraya geldiğimizi söyledin mi sen? Elias, dün dedik ya. Kızım sen geç eve yat uyu. Bizim gencikte bir iki işimiz var dedik. Senin kafayı çekti ha. Ya Nurhan. Ya bu yaptığımız iş değil. Tövbe billah günah. Gel vazgeçelim şu işten. Olur İlyas. Vazgeçelim.